Sevgili dostlar, günaydın. Bugün 18 Ocak 2018. An itibariyle Almanya'da Heidelberg kentindeyiz. Heidelberg kenti Almanya'nın güneybatısında yer alan Baden-Württemberg eyaletine bağlı bir şehir. Bu hani rüya şehir, masal şehir diye geçen Almanya'nın en güzel birkaç şehrinden biri olduğu kabul edilen bir şehir. Şöyle hızlı bir 360 derece dönüş yapıyorum. An itibariyle Alte Brücke Heidelberg, yani Heidelberg köprüsü üstündeyim. Yani bu şehrin merkezi gibi bir konumda bu köprü. Şöyle hızlıca dönüyorum. Şehri gösteriyorum. Hatta şöyle biraz karşıya geçeyim, karşı tarafı tam olarak gösterebilmek için. Şu karşıdaki kırmızı beyaz, pencereleri kırmızı olan bina bizim kaldığımız otel binası. Zor bir isim var, çok okuyamayacağım şimdi. Tekrar köprünün şu tarafına geçelim. Bu Japonlar yine istila etmiş burayı, dünyanın her yerinde olduğu gibi. Şimdi şehri bir kısaca tanımak gerekirse, şehir tarihi aslında çok eskilere gidiyor. Yani Romalılar zaman, hatta yani çok eski. 10. yüzyılın daha, milattan önce 10. yüzyıldan daha eskiye gittiği söyleniyor. Almanya'nın da, Almanya ülkesinin de yani eski şehirlerinden biri. Romalılar döneminde de burada yerleşim olduğu söyleniyor. Bu şehrin en önemli tarihi eserlerinden biri yukarıdaki kale. Yukarıda bir kalesi var. İşte buraya merdivenle veya bir yolla tırmanarak veya şurada bir füniküler var. Fünikülerle daha yukarı bir noktaya çıkıp oradan aşağı inilebiliyor. Bu kale bu şehrin hakikaten alamet-i farikalarından biri. Onun dışında burada ne var dersek, üniversite var. Heidelberg Üniversitesi. Almanya'nın en eski üniversitesi. 1386 yılında kurulmuş üniversite. Ve tıp fakültesinin Almanya'nın en iyi tıp fakültesi olduğu söyleniyor. Şöyle baktığımız zaman şu karşıda kalan kısım şehrin ana kısmı diyebilirim. Şu kalenin tam altındaki düzlüğe inince bir meydan var orada. İşte o belediye meydanı gibi. Oradan başlayıp şu evlerin arkasından bir ana cadde var. Hauptstraße, ana caddesi, yaya yolu. Onun üzerinde sağlı solu dükkanlar var. Çok güzel markalar veya kafeler, çok güzel şeyler var. Şu karşıda da en ileride de şu karşıdaki köprüden geçtiğiniz zaman bir 100 metre sola doğru yürüyünce de Bismarck meydanı var. Yani şehir aslında çok büyük bir şehir değil. İşte boydan boya 1 kilometre falan tutuyor. Şöyle biraz aşağı doğru yürüyeyim. Umarım sesim geliyordur. Gimbal'la çekim yaptığım için biraz da rüzgar var. İnşallah rüzgar sesi benim sesimi örtmez. Şöyle köprüden aşağı doğru devam edelim. Bu köprü de çok güzel. Tarihi bir köprü ve köprünün girişindeki kuleleri restoreye almışlar şu anda. Orası açık olsaydı iyi olurdu. Şöyle yürüyorum. Sokaktan yürüyünce şehrin ana meydanlarından birine geliyoruz yine. Bu Evangelist Kilisesi var burada, bir tane büyük. Ve onun etrafında bir meydan var. İşte souvenir shoplar burada. Şimdi bu dün, yani bu hafta Almanya'da ciddi bir fırtına var. O yüzden
Şehirler biraz tenha. Yani bugün de buranın tenha olduğu söyleniyor. Aslına bakarsanız yazın, ilkbaharda bu sokaklar tıklım tıklım olacaktır tahmin ediyorum. Bu şehirde ben Avusturya'nın Salzburg şehrinin havasını sezdim. Yani onun içinden de Tuna akıyor. Burada da Neckar Nehri akıyor şehrin içinden. Onu videonun başında söylemeyi unuttum. İşte burası o bahsettiğim Evangelist Kilisesi. Şöyle biraz kiliseyi göstermeye çalışayım. İşte şehrin çok güzel böyle ara sokakları, eski binalar. Burada da güzel bir jip var. Kilisenin önüne park etmiş. Rahip mi kullanıyor bunu? Bilmiyorum. Burada şehrin içinde araba park etmek yasak. Yani yereller ancak park ediyor. Büyük otoparklar var, oralara çekmek lazım. Şu bina önemli bir bina. Hotel Ritter. Ya bu binayı muhteşem bir şekilde korumuşlar gerçekten. Çok güzel bir bina. Otel olarak hala hizmet veriyor ve çok pahalı bir otel. Yani muhafazakarlık bu olsa gerek. Yani bu binayı bu şekilde korumak, hala kullanılır hale korumak önemli bir şey olsa gerek. İşte burası ana meydanlardan biri. Şöyle dönelim. Kiliseyi şöyle bir yandan görelim. Kulesi falan bu şekilde. Burası da bahsettiğim size daha önce Hauptstraße. Bu aşağıya kadar böyle gidiyor bu cadde. Böyle aşağı yukarı bir kilometre yürüyünce Bismarck Meydanı'na geliyorsunuz. O Bismarck Meydanı işte belediye otobüsleri, tramvaylar falan geçiyor oradan. Buraya Mannheim çok yakın şehir olarak. Hani Türk nüfusun yoğun olduğu şehirlerden Mannheim buraya çok yakın. 15 dakikada tramvayla Mannheim'a gidiliyormuş. Şu karşıda tepelerde bilmiyorum görünüyor mu? Küçük küçük bağ evi gibi evler var. Teras gibi şeyler yapmışlar. Muhtemelen oralarda ufak amatörce tarım yapılıyor. Kısacası Heidelberg gerçekten güzel bir şehir. Şu oteli tekrar şöyle bir görüp videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Evet. Böylece Mannheim'in özetle şöyle bir Mannheim diyorum Heidelberg'i çok kısa tanımış olduk. Evet, tekrar başka bir videoda görüşmek üzere diyelim.